Somatizasyon aslında belirgin bir hastalığı olmadan, ki buna fonksiyon hastalıklar da dahil, bazı yakınmaların hissedilmesi, hastanın yaşam kalitesini çok bozması ve bu nedenle sürekli sağlık hizmeti aramasına verilen bir isim. Yani bir gün gelir el ayağı üşür, bir gün gelir baş ağrır, kalbi çarpar, işte midesi bulanır ya da midesi yanar ya da aynı organ üzerinden sürekli gider. Biz buna somatizasyon bozukluğu diyoruz. Dediğiniz gibi de bu konuda ne yazık ki dünya birincisiyiz. Şimdi bir Roma çalışması var. Bu Roma çalışmasında dünya çapında internet üzerinden 40 küsür bin kişi de yapıldı. Türkiye'den de 2000 kişi de yapıldı. Bu kişi hasta değil bunlar. Bu kişilerde anksiyete klinik açıdan anlam taşıyan, burası çok önemli. Herhangi bir insanda hepimizin anksiyetesi olur. Hepimiz zaman zaman somatizasyonumuz olur. Klinik açıdan anlamlı anksiyete, depresyon ve somatizasyon bozukluğu, yani bedensel uğraş bozukluğu %54 ile dünya ikincisi olduk. Mısır dünya birincisi %60 ile. Tersten birinci ve mutlu insanlar Hollanda %24 ile, sonra Japonya ve Çin hep 30'un altında. Yani biz Hollanda'nın %24'üne karşı %54'teyiz. Ama somatizasyon grubunu anksiyete ve depresyondan ayırıp bakarsak bedensel uğraş alanında %37 ile ne yazık ki dünya birincisiyiz. Ve bu dediğim gibi yani internetle ilgilenen ama normal bildiğimiz toplumumuz bizim. Toplumda her 3 kişiden biri ne yazık ki somatizasyon bozukluğu taşıyor. Bunun şöyle bir yansıması var. Bu nedenle sağlık hizmetine başvuru çok artıyor, talep alınıyor. Doktor doktor gezmeler artıyor. Bir şey bulunamadıkça başka doktora gidip yeni bir tetkik talebinde bulunuluyor. Sinir sistemi üzerine konuşayım, bir daha endoskopi, bir daha kolonoskopi, bir daha ultrason, gereksiz tomografiler, gereksiz tahlillere gidiyor iş. Hasta bir şey bulunamadıkça bu sefer somatizasyonu da kötüye gidiyor, anksiyetesi de kötüye gidiyor. Bende çok ciddi bir şey var ve bulamıyorlar diyor. Bulamıyor çünkü bulacak bir şey yok. Bulacak bir şey olmayınca hastanın bu problemleri daha kötüye gidiyor. Daha kötüye gidince de iş iyice içinden çıkılamaz bir hale geliyor. Hastanın doktorla konuştuğunda ve doktor ona bunun bir somatizasyon bozukluğu, yani bedensel bir aşırı ilgiden kaynaklandığını söylediğinde hastamın buna inanmasını istiyor. Buna inanmalı ve bunu ispatlamak için illa 37 tane tetkik yapmaya gerek yok. Yani hiç tetkik yapılmadan da biz bu tanıyı direkt koyabiliyoruz. Yine başka bir şey daha var. Altta başka bir hastalık yatabilir. Örneğin fonksiyonel bir sinir sistem hastalığı yatar. İrtihap bağırsak sendromudur. Bunun üzerinde somatizasyon, anksiyete, depresyon bindiği zaman yakınmalar çok daha kötü hale geliyor. Biz bu durumda iki şey yapabiliyoruz. Hastanın gerçekten altta yatan ciddi bir psikiyatrik problemi varsa psikiyatriye gönderiyoruz. Buradan rica ediyorum. Psikiyatriye gönderildiğinde bunu reddetmesinler. Psikiyatri ilaçları verilir verilmez yan etkisi var diye 3 günde kesmesinler. İlacın etkisi geç başlıyor ve aylarca süren bir tedavi gerekiyor. Bu birinci boyutu. İkincisi de bazen o kadar ağır değilse biz başlıyoruz. Ama bizim bu psikiyatri ilaçları başlama nedenimiz bunun iç organ aşırı duyarını azaltmaya yönelik. Yani hastanın psikiyatrik durumuna yönelik değil ama hasta prospektüsü okuyunca bu depresyon ilacı ben bunu içmem diyor, kesiyor. Bunlar hastalarımızın yaptığı hatalar ve uzak durmalılar.